karaciğerinizin sessizce yağ tuttuğunu biliyor musunuz? Üstelik bu durum kalp krizi kadar ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Dünya nüfusunun neredeyse üçte biri karaciğer yağlanması ile yaşıyor ama çoğu farkında bile değil. Karaciğer yağlanması yani yeni adıyla steatotik karaciğer hastalığı sessiz ama çok yaygın bir sorun. Dünya genelinde görülme oranı %20 ile 30 arasında değişiyor. Türkiye'de ise bu oran %48'in üzerinde. Yani neredeyse her iki insandan birinde karaciğer yağlanması var ama çoğu farkında bile değil. 2030 yılına kadar karaciğer nakillerinin en sık nedeni olacağı düşünülüyor. Obezite, diyabet ve kötü beslenme bu tabloyu her geçen gün büyütüyor. Ben iç hastalıkları ve tipi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Bugün size karaciğer yağlanmasının ne olduğunu, neden oluştuğunu ve nasıl önlenebileceğini sade bir dille anlatmaya çalışacağım. Eskiden bu hastalığa alkole bağlı olmayan karaciğer hastalığı denilirdi. Yeni adı artık metabolik disfonksiyonla ilişkili steotatik karaciğer hastalığı. Bu değişiklik önemli çünkü artık sadece alkol değil, fazla kilo, yüksek şeker, insülin direnci ve kötü beslenme gibi nedenler ön planda. Kısacası sorun vücudun enerji dengesinin bozulması. Peki karaciğer neden yağlanır? Karaciğer vücudun enerji merkezidir. Yediklerimizde işler şekeri enerjiye dönüştürür. Fazla olanı ise depolar. Ama bu sistem fazla yüklenirse karaciğer yağ toplamaya başlar. İnsinin direnci varsa vücut şekeri yakamaz. Bu fazla şeker karaciğerde yağ dönüşür. Zamanla hücrelerin içinde birikir ve karaciğer büyümeye başlar. Fruktoz yani meyve şekeri bu süreci hızlandırır. Gazlı içecekler, meyve suları ve tatlılar karaciğerin kendi yağ üretimini arttırır. Buna ek olarak bağırsak florasının bozulması, genetik yatkınlık ve alkol bu süreci ağırlaştırır. Sonuçta karaciğerde ilk başar. başlar. Bu da hücre hasarına yol açar. Uzun vadede fibrozis yani yara dokusu gelişebilir. İleri evrelerde siroz ve karaciğer kanseri riski doğar. Özetle nedenlerine gelecek olursak fazla kilo, özellikle göbek çevresi yağlanması, tip 2 diyabet, insülin direnci, şekerli, unlu ve işlenmiş gıdalar tüketmek, fruktoz içeren içecekler, hareketsiz yaşam, genetik yatkınlık, bağırsak dengesizliği, ve alkol bu faktörler birleştiğinde karaciğer adeta bir yağ deposuna dönüşür. Sadece karaciğer değil bu yağlar aynı zamanda kalp etrafında ve diğer iç organlarımız etrafında birikmeye başlar. Peki bunları önlemenin bir yöntemi var mı onlara bakalım biraz. Karaciğer yağlanmasının en güzel tarafı şu ki erken fark edilirse tamamen geri döndürülme şansımız var. Öncelikle kilo vermemiz gerekiyor. Vücut ağırlığını %7 ile 10'unu kaybetmek bile çok şeyi değiştirir. Burada en önemli notalardan biri de beslenme. Beslenmede de en etkili yöntem Akdeniz tipi bir diyettir. Yani zeytinyağı, sebze, tam tahıllar, balık ve kuru yemişler bu beslenme şekli karaciğeri korur. Şekerli içecekleri, beyaz ekmeği ve kızartmaları bırakmak gerekiyor. İşlenmiş gıdalardan uzak durmak lazım. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak bile çoğu şeyi değiştirir. Yani haftada 150 dakika tempolu yürüyüş, yüzme ya da bisiklet bu hastalığı geri döndürmede en önemli noktalardan biri. Ve kahve. Günde bir bardak şekersiz filtre kahve içerdiği antioksidanlar sayesinde karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu etki göstermiş. Ve bazı ilaçlar hekim kontrolünde kullanılabilir. Bunlar şeker hastalığı tedavisinde kullandığımız pioglitazonlar, GLP-1 analogları ve E vitamini belirli hastalarda doktor kontrolünde fayda göstermiş. Karaciğer yağlanmasını önlemek için günlük yapabileceğimiz rutinler. Günde en az 2 litre su içmek lazım. Yeterli miktarda uyumak ve stresi azaltmak lazım. Fast food yerine ev yemekler tercih edin. Şekerli içecek yerine su ve sade kahve tercih edin. Kilonuzu, şekerinizi ve karaciğer enzimlerinizi düzenli şekilde kontrol ettirin. Bu küçük adımlar karaciğerinizi korur ve hastalığın ilerlemesini durdurabilir. Karaciğeriniz sessizdir ama yardım ister. Yorgunsanız, hasisseniz, karın bölgenizin üst kısmında dolgunluk hissediyorsanız bu bir sinyaldir. Bugün bir adım atın, sofranızdan bir tabak eksiltin ve bir adım daha fazla yürüyün bir karaciğeri kurtarın ve bu belki de hayatınızı kurtarmanızı sağlayacaktır. Bu video size faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.